size davet ediyorum. Hoş geldiniz. Bitmeyen yürüyüşün adıdır onlar. Sönmeyen ateşin adıdır onlar. 50. yılında idam edilişlerinin 50. yılında Karşıyaka mezarlığında toplanan binler, Dolmabahçe'ye yürüyen binler, İzmir'de, Bornova'da toplanan binler, Ahmet'te, Dersim'de ve yurdun her tarafında toplanan on binler denizlerin mücadele bayrağını dalgalandırdılar yine bir 6 Mayıs gününde. Bu coşkuyla sizleri selamlıyorum ve salonda çokça çocuğun adının Deniz olduğunu, Yusuf olduğunu, Hüseyin olduğunu, Mahir olduğunu, İbrahim olduğunu biliyorum. Denizler yaşamaya devam edecekler ve bizler Deniz, Yusuf, Hüseyin sürüyor, sürecek mücadelemiz demeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, kardeşler, NATO'cu olunarak denizlerin yolundan gidilmez. Putinci olarak denizlerin yolundan gidilmez. Avrupa'da, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında Ukrayna'nın işgaline karşı ayağa kalkan, barış isteyen halkların mücadelesini emperyalizme, Amerika'nın arkasına, NATO'nun arkasına çekmeye çalışıyorlar. Buna izin vererek denizlerin yolundan gidilmez. Tam bağımsız Türkiye, emperyalizme karşı tutarlı mücadele. Bizim yolumuz budur, bu olacak. Tek adam yönetiminden kurtulmak için TÜSİAD'ın arkasına takılanlar denizlerin yolundan yürüyemezler. Her defasında yetmez ama evet diyerek burjuva düzen partilerinin peşine takılanlar denizlerin yolundan yürüyemezler. Denizler işçilere gitmektir. Denizler köylülere gitmektir. Gençliğin, kadınların mücadelesini örgütlemektir. Denizlerin mücadelesi Türklerin ve Kürtlerin eşit, özgür, bir arada, ortak vatanda, ulusların tam hak eşitliğine dayanan bir ülke mücadelesidir. Bu mücadelede Deniz ve arkadaşları elde silah, canlarını ortaya koyarak Filistin topraklarına gittiler. Neden gittiler? Çünkü onlar enternasyonalistler. Din farkı bilmediler. Din farkı bilmediler. Irk farkı bilmediler. Zulmün karşısında Arap halklarının, mazlum Filistinlilerin yanında oldular. Bugün Avrupa'da, İsviçre'de göçmen düşmanlığı yapanlar solculuk adına, sosyal demokratlık adına, yeşiller adına bu politikaya prim verenler, Türkiye'de Suriyeliler, göçmenler, mülteciler defolsun diyenler denizlerin Filistin'deki mücadelesinden zerre kadar bir şey anlamamışlardır arkadaşlar. Yerli ve göçmen emekçilerin birliğini her yerde, burada, Türkiye'de, bütün dünyada savunacağız. Elveda proletarya dediler. Sana bay bay işçi sınıfı dediler. Sosyalizm, sen tarihin
kalmışsın, bir daha kafanı kaldıramayacaksın dediler. İşte denizlerin mücadelesi bütün bunları yırtan, yaşasın Marksizm ve Leninizmin yüce ideolojisi diyerek idam sehpasında işçi sınıfının, devrimci partisinin önünü açan bir mücadeledir. Emek Partisi de bunun partisidir. Değerli kardeşler, bugün geldiğimiz topraklarda, Anadolu topraklarında 8 Mart'lardan, Nevrozlardan, 1 Mayıs alanlarından sizlere selam getirdik. Mücadelemiz ortak, mücadelemiz aynı amaç yolunda. Bu mücadelede geldiğimiz aşamada Türkiye ve dünya kritik bir eşikten geçiyor. Tek parti, tek adam rejimi, AKP, MHP bloku Türkiye'yi adım adım anayasasıyla, pratik fiili uygulamalarıyla faşist bir düzenin, faşist bir rejimin inşasına götürüyor. Buna sessiz kalamayız. Buna direneceğiz. İşçilerin, emekçilerin talebiyle, halkımızın talebiyle yüksek enflasyona, yüksek zam dalgasına karşı iş için, ekmek için, özgürlük için, demokrasi için, bağımsızlık için, halkların kardeşliği için hep birlikte bu mücadeleyi yükselteceğiz ve tek adamı göndereceğiz arkadaşlar, göndereceğiz. Bu mücadelede, değerli kardeşlerim, bu mücadelede sizler de bedeller ödediniz. Gurbet ellerde işçilik yapan, bu ellerde sürgün hayatlar yaşayan Kürt siyasetçiler, belediye başkanları, sosyalistler, devrimciler, yoldaşlarımız, daha niceleri kanun hükmünde kararnameyle işinden edilenler sürgün edildiler. Türkiye'nin özgürlüğü, Türkiye'nin kurtuluşu elbette sizlerin de kurtuluşu olacak. Bu mücadeleyi birlikte başarabiliriz. AKP, onun arkasındaki beşli çete, onun arkasındaki TÜSİAD, MÜSİAD, sermaye düzeni, uluslararası burjuvazi, bütün gerici akımlar sadece Türkiye'den güç almıyorlar. Türkiye'deki gericilikten güç almıyorlar. Uluslararası gericilikten güç alıyorlar. Avrupa Birliği'ne yaslanıyorlar. Burada tarikat ve cemaat örgütlerinden de malanıyorlar. O yüzden biz Avrupa'nın, İsviçre'nin ve bütün bu bölgenin, coğrafyanın ilerici değerlerine, emekçi halkına, sizlere dayanıyoruz. Sizlerle birlikte, bizlerle birlikte bu tek adam düzenini değiştirmeye var mısınız? Var mısınız? Sizlerle birlikte, bizlerle birlikte Anadolu topraklarında, Avrupa topraklarında hep beraber bu kapitalist barbarlık düzenine son vermek için enternasyonel dayanışmaya var mısınız arkadaşlar? O zaman biz bunu başarırız. O zaman biz bunu başarırız. Değerli arkadaşlar, mücadelemizin önünde engeller var. Seçim kanununu değiştirdiler. CHP'nin il başkanına siyasi yasak getirdiler. HDP'nin önünde provokasyon ve linç girişimleri. İzmir'de il binasını bastılar, hunharca Deniz Poyraz kardeşimizi katlettiler. Bunları yapmaya devam edecekler, biliyoruz. Gezi'de bu ülkenin kentlerini, doğasını savunan mimar mühendislere, şehir plancılarına en ağır cezaları verdiler. Sınıfsal bir tercih yaptılar.
emperyalist şirketlerin çıkarlarını korudular. Bu badireler içerisinde önümüzde iki engel var. Biz bu gericiliği aşarız. Ama bunu başarabilmemiz için bir, düzen muhalefetini aşmamız lazım. Eski düzenin restorasyonuna hayır. Liberal restorasyona hayır diyoruz. Tek adam yönetimine hayır diyoruz. Ama iki, sendikal bürokrasi de ciddi bir bariyer. İşçi sınıfını meydanlara dökülmesin diye, emekçileri meydanlara dökülmesin diye frenliyor. Düzen muhalefeti de halk bu yoksulluk içerisinde, bu cendere içerisinde sokaklara çıkacakken frenliyor. Aman provokasyona gelmeyin diyor, aman sandık kurulacak diyor, her şey güzel olacak diyor. Dört yılda bir yapılan seçimlerle yurttaşları, işçileri, emekçileri sadece seçmen gören bir anlayışla bu düzen değişmez arkadaşlar. Bir taraf diyor ki başkanlık rejimi, öteki taraf güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. İkisinden de yol yok, çıkar yol yok. Biz ne diyoruz? Biz kurucu meclis diyoruz. Halkın tam egemenliği diyoruz. Biz ne diyoruz? Halkın katılımıyla demokratik bir anayasa diyoruz. Gerçek laiklik diyoruz. Türkiye'nin bağımsızlığı diyoruz. Önce, her şeyden önce örgütlü bir işçi sınıfı diyoruz. Örgütlü bir halk diyoruz. Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Bu engelleri hep birlikte aşacağız. Üçüncü bir seçeneği, devrimci demokratik bir halk seçeneğini Türkiye topraklarında örüyoruz. Bizler Emek Partisi olarak Halkların Demokratik Partisi ile Türkiye İşçi Partisi ile EHP ile TÖP ile SMF ile Halk Evleri ile beraber, benim adını sayamayacağım örgütlerle beraber Halk İttifakı'nı kurmak için çalışıyoruz arkadaşlar. Buradan, Avrupa'dan da Türkiye Komünist Partisi'ne, sol partiye, bütün sol sosyalist örgütlere, demokratik ilerici çevrelere sesleniyoruz. Emek ve meslek örgütlerine sesleniyoruz. Bu kritik aşamada birleşmek zorundayız. Birleşmeme gibi bir lüksümüz yok. Ama bunun için her yerde, bütün kentlerde, sanayi havzalarında, mahallelerde yaptığımız çağrıyı buradan da yapıyoruz. İsviçre'de gelin bu ittifakı kuralım. Sizler kurun. Hep beraber kuralım. Ülke içinde, ülke dışında hep beraber bu güçlü örgütlenmeyi başaralım diyoruz arkadaşlar. Hangi örgütten olursanız olun, kime oy verirseniz verin, bu ittifakı kurmaya var mısınız arkadaşlar? Bizler, değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirirken şunu ifade etmek isterim. Dünya bir savaş döneminden geçiyor. Belki de büyük bir üçüncü dünya savaşını, emperyalist boğazlaşmayı tasarlayacaklar. Bilemiyoruz. Nükleer silahlanma her tarafta. Militarizm her tarafta. Pandemiden çıktık. Emekçilere yeni sömürü yöntemlerini önüne koydular. Ekonomik kriz, dünyada enflasyonist politikalar, kemer sıkma politikaları, acı reçeteler olarak önümüze geliyor. Burada sendikacı dostumuz, Didif'ten arkadaşlarımız Avrupa'daki yansımalarını da anlattılar. Bunları sizler de yaşıyorsunuz. Bu çerçevede özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Dünya sürekli göç veriyor. Sizler de göçmensiniz. Açlık, kuraklık, savaşlar, yokluk, göçleri arttırıyor. 1951 Mülteci Hakları Sözleşmesi Cenevre'de yazıldı arkadaşlar. İsviçre.
İsviçre'de yazıldı. Şimdi onu derin deşik ettiler. Bakın İsviçre'de en son bugün arkadaşlarımız söylediler. Dünyanın mültecileri Avrupa'ya gelmesin diye, İsviçre'ye gelmesin diye önlemler için Frontex'e yardım için 21 milyondan 61 milyona çıkartıyorlar ödeneği. İşte bu kadar çifte standartla karşı karşıyayız. Avrupa medeniyetinin, Avrupa emperyalizminin gerçek yüzünü de görüyoruz. Bunun için şunu açıkça söyleyelim. Yeni bir dünya yazmak istiyorlar. Eski dünya düzenini başaramadılar. Kandıramadılar. Bu sefer yeni dünya düzenini silahla, kanla, halkları ve gençleri birbirine boğazlatarak yazmaya çalışıyorlar. Ukrayna'da bunu gördük. Biz şunu söylüyoruz. Milenyum çağı bitti. 21. yüzyılın daha ilk çeyreği bitmeden cilalarınız döküldü. Ne olduğunuz ortaya çıktı. Düzenimizin bir barbarlık düzeni olduğu ortaya çıktı. Yeni yüzyıl. Yeni yüzyıl sosyalizmin yüzyılı olacak arkadaşlar. Buna inanın. Buna inanın. Buna güvenin. O tarihe gömdük dedikleri işçi sınıfı ve sosyalizm gelecek arkadaşlar. Buna inanın. Buna güvenin arkadaşlar. Biz enternasyonal mücadeleyi, sosyalizmin mücadelesini, insanlığın kurtuluş mücadelesini Emek Partisi olarak uluslararası Marksist-Leninist komünist partiler ve örgütlerle birlikte enternasyonal bir dayanışma içerisinde proletarya enternasyonalizmine bağlı kalarak, Lenin'in ilkelerine bağlı kalarak adım adım örüyoruz arkadaşlar. Türkiye'de ve bütün ülkelerde bunu örgütlüyoruz. Bu mücadeleye sizleri de davet ediyoruz. Ve Türkiye'de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını yazacağız diyorlar. İktidardaki partiler bunu söylüyor. Muhalefetteki düzen partileri bunu söylüyor. Birleştikleri aynı nokta ama şu: sınıfsız ve sömürüsüz bir cumhuriyet diyorlar. Yahu siz 90 yıllık bu cumhuriyet tarihinde hiç sınıfsız ve sömürüsüz bir cumhuriyet gördünüz mü? Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, işçi sınıfının kanından, terinden, canından çalınmış artı değer üzerinden sermaye birikimini bir avuç burjuvazi el koydu. Cumhuriyetin tarihi bu oldu. Biz sermayeye karşı işçi emekçi cumhuriyetiyle geliyoruz arkadaşlar. Bunu inşa edeceğiz. Bizim cumhuriyetimiz bu olacak. Gerçek laikliği, o hiç olmayan laikliği bizler tesis edeceğiz. Halkımızla birlikte, mücadelemizle birlikte Türkiye'yi uluslararası tekerlere karşı bağımsızlığını bizler inşa edeceğiz. Kürt sorununun demokratik çözümünü, Alevilerin inanç özgürlüğünü bizler hep beraber tesis edeceğiz. Ve Türkiye'yi sermayenin Türkiye'si olmaktan çıkartıp emeğin Türkiye'si yapacağız. Ben Nazım'ın dizeleriyle sizlere veda etmiş olayım. Yaşamak tek ve hür, bir ağaç gibi kardeşçesine ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim, bu hasret sizin, onu da biliyoruz ve bu hasrete hep birlikte kavuşacağız. Halkın kurtuluşunu, Türkiye'nin bağımsızlığını, halkların kurtuluşunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum arkadaşlar.